Sizin Atatürk anlatımınızın içerisinde çok enteresan bir şey var. Diyorsunuz ki biz ya bütün bu Atatürk'le ilgili anlattıklarınız bir yanda hazır lopçu bir millet, millet olduk. Evet. Biri gelsin bizi, bizi kurtarsın. Biz olmadık. Bin senedir öyleyiz. Ama Atatürk böyle bir kahraman olmasına rağmen her söyleminde şunun altını çiziyor. Yani verdiği mesaj şu. Seni kurtaracak olan senin aklın evet. ve bilim. Aynen öyle. Aynen öyle. Çoban arama diyor. Vakti geldi mi diyor, sen harekete geçeceksin. Aksi takdirde ezilirsin. En güzel örnek de kendisi. Emrindeki komutanların çoğunun rütbesi ondan fazla ya. Ama hepsi de ne diyorlar? Komutan sensin. Ne emredersen. Bu kader mi abi? Değişmez mi bu hazır hazırlopçu bir millet olmak? Gelsin değişir, biri beni değişir. kurtarsın. Ben değişir. sadece işte şikayet edeyim, konuşayım. Değişir. Kendi önüme düşen hiçbir şey yapmayayım. Değişir. Sıkıntı şu. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir daha böyle bir sıkıntı görmedi. Eskiden gelen alışkanlıklar Atatürk'ün ölümüyle hortladı. Diyorum ya sana Atatürk bir meşaleydi. Koca bir alevdi. 10 Kasım 1938'de o alev söndü. Yerine bir kor kaldı. Kimse şunu demedi. Ulan şu alevi canlandıralım. Hepsi o korun ışığında ve sıcaklığında yaşamayı yeterli gördüler. Nasıl canlanır o kor? O alev? Atatürk'ün dediklerini yap ya. Eğitimine önem ver. Orduna önem ver. Ekonomine önem ver. Değil mi? Yani köy enstitülerini kapatmakla Alevi canlandıramaz. Değil mi? İmam hatipleri arttırmakla Alevi canlandıramaz. Sana kendi başına düşünebilen, orijinal düşünebilen, aldığı tedbirlerde ısrar edebilecek karakterde adam lazım. Atatürk o hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır emrinde ne diyor? Ben diyor bunu muvafık buldum ve bunun tatbiki hakkında şiddet göstermeyi göze aldım. Diyor. Kendi ordusundan bahsediyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Orada o şeyi okumanı çok tavsiye ederim. Zabit ve komandanele hasbi hali. Orada Atatürk diyor ki bir muharebe esnasında ters bir durumla karşılaşan birlik komutanından emir alamayabilir, uzakta olabilir. Komutan vurulmuş olabilir. O birlikte diyor en düşük rütbeli adam dahi diyor kendi başına düşünebilir olmalıdır. Ona göre tedbir almalıdır. Biz diyor ordumuzu böyle yetiştireceğiz. Önüne gelen hırtapozun emrine girecek bir orduya ihtiyacımız yok bizim. Değil mi? Bu Fethullah meselesi beni o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır ki. anlatamam sana. Kahroldum. Ulan bu tuzağı düşünür mü be? Yani inanılır gibi değil. En üstten en alta. Herkes sorumludur o işte. Ee, siz ısrarla Atatürk için diktatör diyorsunuz. Evet. Dahi diktatör diyorsunuz. Evet. Ve ya. size çok kızıyorlar. Yani niye Atatürk'e diktatör diyorsunuz? E diye. Diktatör olduğu için. Ne diyeyim? Ya şimdi o ikinci grup. Büyük taarruzdan evvel Atatürk'e başkumandanlığı vermek istemiyor. Habaman tartışma çıkıyor mecliste. En sonunda Fevzi Paşa, İsmet Paşa falan gidiyorlar Atatürk'e ya bana bak diyorlar. Bu meclis can sıkmaya başladı. <laughs> Şunlardan bir kurtulsak diyorlar. Atatürk diyor ki katiyen olmaz. diyor. Meşruiyetten vazgeçemeyiz diyor. Arkadan ne diyor? Siz onları bana bırakın diyor. Ertesi gün çıkıyor ne diyor? Ben orduyu başsız bırakmadım, bırakmıyorum ve bırakmayacağım. Bir oylama oy birliğiyle Mustafa Kemal başkumandan. Ödü patlıyor milletin için. Saltanatla halifenin, hilafetin ayrılması konusunda. Bir giriyor saatlerce mollalar konuşuyorlar. Sonra en sonunda da gün sabrı taşıyor. Kalkıyor bakın beyler diyor bir yanlış anlama oldu galiba diyor. Bu iş olacaktır diyor. Ama diyor bu iş olurken bazı kelleler de yuvarlanabilir diyor. Kimin kellesi yuvarlanacak söylemiyor. Kim bunları yuvarlattıracak söylemiyor. O yetiyor bunlara. Hemen diyorlar aman paşam biz yanlış anlamışız. Tabii haklısınız diyor. Saltanatla hilafet ayrılabilir diyorlar. Falan. Ondan sonra dışarı çıkıyorlar. Bu karar alındıktan sonra Atatürk oradaki en yaşlı şeyhin kuluna giriyor meclis koridorunda bankalar var. O banklara gidip ikisi oturuyorlar. Tabii millet toplanıyor ya yaşayın paşam falan. Diyor ki, ya bakın arkadaşlar diyor ben diyor hilafetle saltanatın ayrılabileceğini diyor. Şeyh hazretlerinden öğrendim. Diyor. O şeyh de hiç utanmadan tabi paşam tabi paşam diyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şimdi abiciğim bu metazori yaptırmak. Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 3-5 diyor yarın Cumhuriyet ilan edildi. Meclise sorsa ah, ilan edilir. O Forbay bile ne diyor? Allah diyor biz padişah ekmeğe yedik ona karşı gelemeyiz. O padişah mı kalmış? Kaçmış adam be. Atatürk bunların hepsini biliyor. Ve Cumhuriyet ilan edilmediği takdirde Türkiye'ye bir sıçrama yaptırmanın mümkün olmadığını görüyor. Onunla kesmesi lazım o geçmişle bugünkü halin arasına bir sezur koyması lazım. Bu geçmişi öğrenmeyin, bilmem ne falan demek değil. Ama diyor buraya dayanarak burayı yapamayız diyor. Burayı yapmak istiyorsak diyor biz diyor Avrupa'ya benzemek mecburiyet. E bunu ilk kim söylüyor? Sultan II. Mahmut Avrupa'ya benzemezsek Asya'ya itiliriz diyor. Yani şeyi hatırlaya İsmail Gaspıralının Kırım'da kurduğu cedid hareketini düşün. Aynı şeyleri söylüyorlar. Diyorlar ki bizi geri bırakan Rus İmparatorluğu içerisinde, bu diyorlar hacıların, hocaların öğrettiği zevklardır. Bundan diyorlar kurtulmamız lazım. Dil öğreneceğiz. Avrupa ile bağlantımız yok diyor. Rus İmparatorluğu'nun içinde oturuyorsun. Mendeleyev yukarıda elementler tablosunu icat ediyor herif. Sen burada oturmuşsun medreselerde ve, ve, ve öğreniyorsun. Gaspralı diyor ki bu, 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 devam edemez. Değil mi? Atatürk'ün hareketi bu cedid hareketine çok benzer. Kırım'da ve Orta Asya'da yapılan.